Tank savar füzeleri sadece tanklara karşı değil, her türlü kara hedefine ve pek çok deniz hedefine karşı kullanılabilmekte. TSK'nın tank savar füzesi ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak için hayata geçirilen ürünlerden ikisi de UMTAS ve L-UMTAS. ROKETSAM 2008 yılında imzaladığı sözleşme sonrası UMTAS füzesi üzerine çalışmalarına başladı. UMTAS ismini uzun menzilli tank savar sistemi kelimelerinden alıyor. UMTAS'ın uzun menzilli versiyonu olan UMTAS, 500 metre asgari, 8 kilometre azami menzile sahip. 37,5 kilogram ağırlığa sahip olan UMTAS, çift yönlü RF Data Link'e ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip. Görüntüleyici kızılötesi başlık ve RF Data Link sayesinde at unut ve at güncelli gibi imkanlar kazanan UMTAS'ın çalışma şekli şöyle. Füze fırlatılıp hedefe yaklaşırken görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığıyla aldığı görüntüyü RF veri ağıyla fırlatma lançerine iletiyor. Lançerden görüntü pilotun ekranına aktarılıyor. Pilotun komutları da aynı şekilde füzeye iletiliyor. Bu sayede oluşan hassas güdüm kontrol mekanizmasıyla pilot istediği hedefe istediği taarruz şeklinde füzeyi göndererek operasyonu gerçekleştiriyor. UMTAS gece, gündüz, kötü hava koşulu fark etmeksizin kullanılabiliyor. Denirse hedefe ateş öncesinde ya da sonrasında kilitlenebiliyor ve hedef vuruş noktası seçilebiliyor. Hatta sütre gerisindeki bir platformdan ateşlenen UMTAS, sütre arkasındaki hedefe angaje olabilmekte. UMTAS sadece T-129 Atak gibi taarruz helikopterlerinde değil, aynı zamanda İHA'larda, kara araçlarında, hafif saldırı uçaklarında, deniz platformlarında ve sabit platformlarda kullanılabilmekte. UMTAS hali hazırda seri üretimde olup TSK'ya teslimatları devam etmekte. Diğer milli uzun menzilli tank savar füze sistemi L-UMTAS. L-UMTAS kısaca UMTAS'ın lazer arayıcı başlıklı versiyonu. ROKETSAN'ın kendi kaynaklarıyla geliştirme çalışmalarına başladığı L-UMTAS'ın geliştirilmesinde yine firmanın özgün ürünü olan Cirit'ten önemli ölçüde yararlanıldı. Modüler harp başlığı ve güdüm sistemi dışında UMTAS'ın tüm alt sistemlerini kullanan L-UMTAS çok kısa bir sürede denemelere hazır hale getirildi. Hatta UMTAS'tan sonra geliştirme çalışmaları başlanmışken UMTAS'tan önce envantere girdi. Bu durum görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığın geliştirilmesinin zorluğundan kaynaklanmakta. L-UMTAS'ın T-129 Atak ve Hürkuş C'den sonra deniz platformlarında da testleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Burak sınıfı korvetlerden birkaç kez L-UMTAS atışı yapıldı. L-UMTAS da TSK envanterine girmiş olup seri üretim teslimatları devam etmekte. Bayraktar TB2, Anka, Aksungur, Akıncı SİHA'larda kullanılan MAMLE akıllı mühimmatı L-UMTAS teknolojisi üzerinden geliştirildi. Ayrıca çeşitli kaynaklarda UMTAS ve L-UMTAS'ın menzilinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı da belirtilmekte.